Hepinize merhabalar, ben Orhan Kat ve bugün karşınıza. E3 programıyla ilgili çıkıyorum. Bugün çok öyle özel bir video yapmayacağım. E3 dönemi başlıyor biliyorsunuz. 12 ile 15 Haziran arasında E3 yayınları olacak, su, konferansları olacak. Biz de bazı yayınları multiplayer ekibi olarak da canlı yayınlayacağız. Hem o programı sizle paylaşmak istiyorum. Hem bu zamana kadar aslında E3 ile alakalı yaptığımız bir iki video da vardı. Onları da sizi yönlendireceğim. Ve genel olarak bu videoda hani önümüzdeki hafta biz biraz yoğun olacağız. Bu yoğunluğun da aslında sebebini yani E3'ü sizlerle paylaşacağım. Ve hani bu haftayı böyle geçireceğiz çok fazla uzatmayayım bilmeyen varsa aslında E3 her sene düzenlenen her sene Haziran aylarında düzenlenen ve oyun dünyasındaki en büyük etkinliklerden bir tanesi İşte büyük firmalar buraya geliyorlar oyunlarını duyururlar vesaire vesaire yani büyük bir kısmını zaten biliyorsunuzdur ama üzerinden minik bir geçmeden de olmaz dedim bunu söyledikten sonra E3'te peki biz multiplayer olarak ne yapacağız canlı yayınlar yapacağız daha önceki dönemlerde bayağı ofiste hep beraber bir araya gelip uzun uzun sabaha kadar yaptığımız yayınlar oldu ama bu sene tabii ki öyle olamayacak daha net nokta atışı konferanslara konferans tarihlerine göre bazı yayınlar yapacağız. E, i̇ki tanesi garanti, iki tanesi de ekstra içerik gibi duran, belki bir ihtimal yapılmama ihtimali olan yayın olacak. Toplamda 4 yayınımız olacak gibi gözüküyor. Bunlardan garanti olanlarla başlayalım isterseniz ilk önce. E, 12 Haziran'da Ubisoft Forward var. Ubisoft'un gerçekleştireceği. Tabii ki Ubisoft'un en çok beklenen oyunlarıyla alakalı e, haberler gelebileceği gibi yeni bir şeyler de bekliyoruz bir yandan. Yani henüz duyurulmamış olan yeni bir oyunda bir yandan bekliyoruz. Ama ya yani Far Cry ile alakalı geçtiğimiz günlerde bir şeyler paylaşmışlardı. Yine bir şeyler yine paylaşacaklardır gibi de geliyor. Assassin's Creed ile alakalı haber gelir mi gelmez mi? Yani artık onunla alakalı haber çıkmış mıydı gerçi ya? Çok bilinmemekle beraber Ubisoft'un genel itibariyle en çok beklenen oyunlarıyla alakalı bir şeyler beklediğimiz bir canlı yayın olacak. Bu arada saatlerini, etkinliklerini şimdilik söylemeyeceğim. Bunlarla alakalı biz zaten detaylı hani biz kaçta yayına başlayacağız, konferans kaçta başlayacak vesaire gibi bilgileri bilg sosyal medya hesaplarından da paylaşacağız. Zaten oradan paylaştıktan sonra ben kendi sosyal medya hesaplarımdan da paylaşıyorum. Hani beni Twitter'dan, Instagram'dan e, efendime söyleyeyim Discord'dan falan takip ederseniz oralardan da e, haberdar olursunuz. Cumartesi günü Ubisoft Forward'ı aradan çıkarttıktan sonra pazar günü e, aslında belki de en heyecanla beklenen konferanslardan bir tanesi Microsoft'un Bethesda ile beraber hatta daha doğrusu Microsoft Bethesda karışık olacak orada e, diye bekliyoruz. E, heyecanlı heyecanla beklenen Microsoft konferansı gerçekleşecek. Burada halihazırda be bildiğimiz beklediğimiz pek çok oyunun yanı sıra yeni bir şeyler de bekliyoruz. Çünkü biliyorsunuz yani Xbox Series X ile beraber yeni nesil konsollara da girildi e, o tarafta. Microsoft tarafından hala daha oyun açısından bir patlama bekleniyor. Bakalım o patlama bu sene olacak Beraber göreceğiz ama yaklaşık bir buçuk saat süreceği söylenen bir konferans yapılacak. İçinde bayağı bir oyun olacağı da yine dedikodular arasında söyleniyor o şekilde olacak diye. Biz de pazar günde yani 13 Haziran pazar günde bunun canlı yayını yapacağız. Yine dediğim gibi saati için ilerleyen günlerde bir sosyal medya bir takip etmeye de devam edin. Bu iki konferans yani Ubisoft ve Microsoft ve karışık aslında. Konferanslarını garanti bir biçimde eğer ki tabii ki ölüm kalım olmazsa çok ciddi bir aksilik olmazsa yapacağız. Bunun haricinde iki tane de ekstra etkinlikte yayın yapma ihtimali var. Bir tanesi 9 Haziran'da Battlefield Artık 6 di diyoruz ama yani daha resmi ya da duyurulmadı. Battlefield'in yeni oyununun duyurulacağı söylenen e, bir etkinlik e, kısa da olsa bir gösterim yani bir duyuru e, gösterimi yapılacak gibi gözüküyor. Onun da canlı yayını yapacağız. O da 9 Haziran'da gerçekleşecek. Hani bütün olayların öncesinde aslında biraz böyle bir ısınma turu gibi. Zaten geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Horizon Zero Dawn'la alakalı da bir canlı yayın yapmıştık. Onunla alakalı yapılan State of Play'i beraber izlemiştik. O da bir ısınma turuydu. Battlefield'la da yine beraber ısınacağız. E, canlı yayın ve E3 dönemine gibi gözüküyor. Ona da beraber göz atacağız. Hani çok uzun bir şey de Olmayacak gibi gözüküyor ama 9 Haziran'da yine vaktiniz olursa e, bize katılabilirsiniz. Bunların hepsi dediğim gibi multiplayer'in YouTube kanalında olacak. Enis ve de ile beraber olacak hani bir aksilik olmadığı e, takdirde. Dolayısıyla sizleri de bekliyoruz. Bir de Perşembe günü aslında Jeff ile biliyorsunuz e, The Game Awards'ı da yapan. Yani e, oyun ödüllerini de her yıl en çok konuşulan oyun ödül töreni olan oyun ödüllerini de yapan. Ve orada oyunlar da duyuran da bir abiydi. Bu yaz döneminde de yaz oyun festivali e, Summer Game Fest isimli etkinliği gerçekleştiriyor ve 10 Haziran akşamı yaklaşık 3 saat sürecek olan ama içinde konser monser de var olan ama onun tabii ki bizi ilgilendiren kısmı o değil ama e, World Premier'ler yapılacak olan bir etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikten öyle çok büyük beklenti artık ya yani Jeff Keighley çok fazla gazladı bu zamana kadar. The Game Awards'larda da gazladı. Geçen seneki yaz oyun festivalleri de açıkçası öyle çok etkileyici değillerdi. Çok zamanı yaymışlardı falan. Şimdi o kadar zamanı yaymayacaklar. Daha kısa zamanda çok şey göstermeyi planlıyorlar. O ayrı bir mevzu ama gazladığı ve gazladığı kadar bir şey de göstermediği için böyle bir beklenti biraz az. Ama yine de Jeff Keighley senelerdir bu sektörün içerisinde olmasının ve bağlantıları da güçlü olan bir abi olmasının yaptığı etkinliklerin de epey izleyici bulmasının getirdiği bir şeyle beraber aradan gerçekten güzel, belki sürpriz de olabilecek şeyler de çıkabilir e, beklentisiyle. Yine iz, yani izleme ihtimalimiz var. Ama tabii bu yayınla alakalı çok da söz veremeyeceğim. Çünkü gerçekten hani 3 saat etkinlik yapacağız diyorlar. O biraz riskli bir iş. Bir şey çıkmayacak gibi olursa hani e, açıkçası belki canlı yayınını yapmayız da videosunu da yapabiliriz ertesi güne. Dediğim gibi bunu da ama zaten biz kendi sosyal medya hesaplarımızdan duyururuz yayın yapacak olursak da. Yapıp yapmayacağımız henüz belli olmamasına hemen bir önden bir çıtlatayım istedim. Hani en azından yapacak olursak da önden bilmiş olun. Yapmazsak da zaten dediğim gibi biz yine boş bırakmayız biz sizi bir videoyla yine sizle olan biteni paylaşırız. Özetle böyle arkadaşlar. Yine bir kısa tek cümlede özetlemek gerekirse 9 Haziran'da Battlefield ile alakalı 10 Haziran'da da e, Summer Game Fest ile alakalı bir e, canlı yayınımız olabilir Multiplayer YouTube kanalında ama bunlar birazcık opsiyonel. Siz yine de bekleyin bizim resmi duyurularımız için. E, ama 12 Haziran'da Ubisoft'ta 13 Haziran'da da Microsoft Bethesda sunumuyla canlı yayında olacağız. Daha detaylı saatler vesaire içinde sosyal medya kanallarından bizleri takip etmeyi unutmayın diye bu duyuruyu yapmış olayım. Bunu bu kadar böyle üzerinde durmak istememin sebebi şu. Gerçekten hani yoğun geçecek olan bir dönem bu. Ya video çekilecek ya işte efendime söyleyeyim canlı yayınlar için hazırlıklar yapılacak falan derken hakikaten bizi yoğun bir dönem bekliyor ve be. En sevdiğimiz dönemlerden de bir tanesi bu. Çünkü gerçekten hareketli oluyor. Pek çok dedikodular düşmeye başlıyor, sızıntılar oluyor, bilmem neler oluyor falan derken hani bizim için heyecanlı geçecek. Ben de kendi kanalımdan da yine multiplayer tarafında yapacağımız şeyleri sizlerle paylaşmak istedim ve o yüzden bu topa girdim. Bununla beraber tabii ki daha evvel biz yavaştan böyle bir hazırlıklara da başlamıştık E3 dönemiyle alakalı. Mesela ne yaptık? E3 döneminde beklediğimiz şeylerle alakalı bir video hazırladık. Geçtiğimiz haftalarda multiplayer YouTube kanalında yayınlandı bu videonun sonunda linkini de bulabilirsiniz. Oradan da geri dönüp izleyebilirsiniz genel itibariyle hangi oyunları bekliyoruz ne görmeyi e, bekliyoruz neler olur neler olmaz vesaire falan diye e, hali hazırda henüz yapılıp yapılmayacağı belli olmayan bazı sunumlarla alakalı beklentilerimiz de vardı onun içerisinde daha kapsamlı bilgi edinmek için dolayısıyla o videoya da göz ata bilirsiniz en çok heyecanlı beklediğimiz bir şeyler görmeyi umduğumuz oyunları da yine orada paylaştık hani ona da merak ederseniz göz atmayı unutmayın sevgili arkadaşlar özetle böyle birazcık hani uzattım bile daha bile kısa anlatabiliyor olmam gerekiyor ama biliyorsunuz benim bir şeyi kısa anlatmam o kadar kolay olmuyor e, ama dediğim gibi şimdilik ben bu kadar. E3 döneminde yine canlı yayınlarda beraber görüşelim. Sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. En kolay bir biçimde de yapılacak işlerden haberiniz öyle olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.